Ayşe'cim çağıracaktım ben seni toplantı için. Daha bitmedi benim toplantım. 40 dakikadır bekliyorum Kerem Bey. Benim de işlerim var. Ayrıca hanımefendi ayaklanınca toplantınızın bittiğini düşündüm. Ayşe'cim yani sen bırakıp gittiğinden beri buralar eskisi gibi değil. Daha doğrusu olması gerektiği gibi. Senin triplerinle, duygusal dengesizliklerine uğraşacağımıza çalışıyoruz biz. Mümkünse. Müsaade edersen eğer. Ceyda sen de müsaade etsen de biz bir yalnız mı konuşsak? Yani bir çıkar mısın lütfen? Kerem. Hayır Ceyda kalıyor. Ceyda Hanım, Ayşe Hanım'a sözleşmesini uzatın. Önceden de konuyu anlatın ona. Ben şu an Ceyda'nın bana hiçbir şey anlatmasını istemiyorum. Yani bir şey anlatacaksan sen anlat. Pardon siz anlatın Kerem Bey çünkü başka türlü ben anlamam. Üzgünüm Kerem Bey, Ceyda Hanım ama 5 yıl daha beni burada görmeye devam edeceksiniz. İnternet sitenizde, posterlerde yani her yerde beni görmeye devam edeceksiniz. Ama kovabiliyorsanız kovun bakalım. Hodri meydan. Sen merak etme Kerem. Ben bu işi hallederim. Bugün değilse bile yarın. Ayşe Hanım, iyi misiniz? Herkes bir beni dinlesin. 2 saniye işinizi bırakın beni dinleyin. Arkadaşlar, Ayşe... Ayşe Özkayalı, bundan sonra hiçbir ayrıcalığı yoktur. Herkesle eşit şartlarda buranın bir çalışanıdır. Kerem ne oluyor abi? Bir şey olmuyor. Herkese ait olduğu yeri anlatıyorum. Ben zaten burada herhangi bir çalışan gibiydim. Öyle kalmaya da devam edeceğim. Kendisinin kimseden farkı olmadığı gibi pozisyonu ve görevi ne gerekiyorsa bundan sonra onu yapacak. Zaten yakında da aramızdan ayrılacak. Anlaşıldı mı? İyi. Şunlara bak ya. Şunlara bak. Şunlara bak. Kerem ne Ceyda. Siz ne yapıyorsunuz? Şu yaptığınız şeylere bakar mısın? Ya sen kimsin? Sen beni paranla... Paranla sen beni başına atabileceğini mi zannediyorsun? Sen kimsin ya? Tamam, sakin ol. Sakin ol kızım. Çünkü sen ne istiyorsun, ne istediğini unutma. Sen her normal insan gibi işini gücünü yapmaya devam etmek istiyorsun. Ama bunun alt metninde ne var? Kerem'in hayatını zindana çekmek var. Ama bunu yaparken de ne yapıyorsun? Cool oluyorsun. Sakinleş. Sakinleş Ayşe. Sakın, sakın bir şey söyleme. Tamam, konuşmuyorum. Bir şey demiyorum. Gülme. Mimik yapma, yapma. Ayşe çok özür dilerim. Tutamadım kendimi çünkü ya böyle gergin anlarında bana gülme geliyor. Ya şimdi sen böyle fakir ama gururlu kız halleri yapıyorsun ya o paranı istemem falan. Yani sanki biz de senin hala Kerem'in peşinde olduğunu anlamıyoruz sanıyorsun. Ah sizin şu kurnazlığınız yok mu? Ay yine mi of sakin sakin hareketler ne yapacaksın? Bu senin taşın çıkmış Ceyda, yanakların kızarmış. Ben sana yardım edeyim.
Ayşe ne yapıyorsun ya? Çocuk musun sen? Saçmalama. Yapma şunu. Ya Ayşe yapma diyorum. Yapma. Ya yapma yeter. Sana yeter. Sana yeter artık Ceyda. Bir daha bu kadar kolay kurtulamazsın. Ciddiyim. Ruh hastası manyak. Ayşe Hanım, Ceyda Hanım'ı gördünüz mü? Hiçbir yerde bulamadım da. Doğru yere bakmamışsın demek ki güzelim. Ceyda Hanım. Hadi görüşürüz. Doktor var mı? Ceyda Hanım, iyi misiniz? Ne oldu? İyi gibi mi gözüküyorum? Saldırdı bana. Ayşe Hanım mı? Başka kim olacak? Sen onun buradan çıktığını gördün değil mi? Gördüm ama... Ama ben bunun hesabını ona soracağım. Kerem, bir iki dakikan var mı? Ceyda abi, 5 dakika sonra gelse. Olur. Dur. Senin üstün başın... Ne oldu sana? Bir otursana. Ne oldu? Ya... Çok kötü şeyler oldu Kerem. Kim yaptı sana bunu? Eski karın. Nasıl ya? Beni tuvalette sıkıştırdı. O önce orada kovadaki pis suyu üstüme döktü. İnanamıyorum. Sonra saçımı falan çekti. Beni o küçücük alanda oradan oraya savurdu. Ben inanamıyorum. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Sana üstsem. Ne diyorsun ya? Ne yapmışım ben? Ceyda yaptıklarını diyorum. Nasıl cesaret bu? Hangi devirde yaşıyoruz? Üf, Kerem ne yaptın? Bir su fırlattım o kadar. O da hak etti ama ya. Artık burama kadar geldi. Önce pis su atmışsın sonra da dövmüşsün kızı. Daha ne olsun? Ne? Benim şirketimde böyle şeylere asla izin vermem Ayşe. Kendine gel. Ne diyorsun Kerem? Ne dövmesi? Hiç kimseye dövmedim ben. Saçma sapan konuşma. Hayır, sen Ceyda'ya mı inanıyorsun? O yalancıya mı inanıyorsun? Yalan soruyor. Bunları daha fazla duymak istemiyorum. Lütfen bir daha da böyle saçmalıklar olmasın. Umarım beni anlamışsındır. Sen bana inanmıyor musun? Konumuz bu değil. Su atmak da aynı şey. Burası bir iş yeri ve ona göre davran diyorum. Şu an bana haksızlık ediyorsun. Biliyor musun insan bazen karşındakine fazla değer veriyor. Haddinden fazla değer veriyor. Geriye bakınca da en çok buna üzülüyorum.